Şimdi aa bak, nostalji en sevdiğim seridir. Nostalji sevenler için Bomonti Antika Bit Pazarı. Şimdi bunları kaçını hatırlıyorsunuz, kaçını hatırlamıyorsunuz? Bunun testini yapacağım. Bunlar nasıl şarj oluyor peki abi, biliyor musun sen? Ya abicim, o nesi şarj olacak onun? Fiyatı ne abla? Ne kadar? Şu at ne kadar? Bunların çoğunu ben de bilmem. Yok, ileri sara sara izleyeceğim. Beğendin mi Legon'u? Evet. Duruyor mu? Hadi gel. Biliyorum, gördüm. Yo, mazot değil de ne koyabilir buna? Bak. Şundan bende vardı. Bu ağza sıçtığımının şeyi, trofisi. Doğru asıyorsun. Ses şeyi de vardı bunun. Ne derler? Sese karşı duyarlıydı da. Altta tuşu vardı. Basınca böyle balık dans ediyordu. Gerizekalıca bir şey. Şunu gel abi, hepsini yaşattım sana bu ortamı. Burak, sen bit pazarda mı çalışıyorsun? Barış. Bu o mu? O değil. Fiyatı nedir abi? Kaskın fiyatı ne? 200. Abi kaç para acaba bunlar ya? Ama ne alsan nereye koyacaksın? Dur bakalım şimdi, bekle. Şu kaska bak. Abi seni... Dur bakayım ne yazmış. Abi seni ne zaman takip ettiğime nasıl bakabilirim? Ben sana söyleyeyim. 6 Nisan 2020'de hesap açmışsın. 6 Nisan 2020'de de takip etmişsin. Bot seni. Kask. Macu. Kask. Üstünüzde yazıyordur profilinizde. Ya da ben moderatörlük olduğu için görebiliyorum. Ya bu video bizi yorabilir. Bakayım. Oğlum çok değişik bir pazar ya. Yani bunları nereden buluyorlar, alıyorlar, koyuyorlar. 750. Öbürü? Ona efem takılmış. O da 650. 650. Hocam. Onu Murat abi de söyledi. Barış Okan Beloviç mi? Bir dakika. Beloviç değilmiş. Lan Barış bizim lan soyadını bilmiyordum. Onun pazar şeyleri var mı ya? Videoları. Sadece 30 günde nasıl 26 kilo verdim? Depoyu gece izleyeceğim. Ya bugün acaba diyorum pamul parti falan yapsak mı ya? Mini game'li olandan böyle pat pat pat. Antika pazarında gece avı. Ben buraya gideceğim. Ben buraya sardım. Gerçekte de gideceğim. Yayın açacağım size. Ya da ne zaman başladı? Yani son 2 senede 3 senede daha revaçta. Daha mı aralarda? Dur bu bir dursun. Bekle, izleyeceğim. Şuna bakacağım önce. Hey. Sen yat. Yeni FPS oyunlarını deniyormuş bakalım. Aslında tek kaşıdan bakarsak bu deney... Ulan en az kaç tane sponsor içeriğim var delikanlı gibi söylüyorum. Yeni oyunlardan bir tanesi tam anlamıyla yeni değildi. Remastered oyundu. Meşhur Crysis üçlemesini biliyorsunuz. Bu üçlemenin ilk oyunu için geçtiğimiz aylarda bir remastered versiyon yayınlanmıştı. Ben de nostaljik hisler eşliğinde tekrar oynayıp bitirmiştim onu. Döneminde aşırı sistem kastırması bile böyle keyfini çıkara çıkara oynama şansımızın olmadı. Bu oyunu tekrar oynamak iyi geldi vallahi ya. Şimdi ise karşımıza diğer Crysis oyunları var. Crysis 2 ve Crysis 3 için remastered versiyonlar yayınlandı. Yani artık tüm Crysis oyunları günümüz platformlar için çıkış yapmış oldu. Crysis Trilogy Remastered adı altında tüm bu oyunları deneyebiliyoruz. Valla güzel abi, yapsınlar yapmasınlar demiyorum. İsteyen firma istediği oyunu yenilesin, istediği oyunu tekrar piyasaya sürsün. Fakat benim için Crysis 2 ve Crysis 3 o kadar da heyecan verici şekilde oynayacağım oyun. Dukan çocukluk abur cuburlarını denesene bir gün yayında. Ana deneyim mi lan? Ama ne olacak ki denesem? Nereden bulacağız bir de onları? Bunları üretilmeyen bir sürü şey var. Çünkü benimki biraz uzun süreli ya.
Küçük bakkallarda oluyor. Yoktur be. Abi yollarım sana, tanıdık var. Ekiple dene. Ha bak o olabilir. Bakayım lan. Sulu gözü bilmeyen var mı? Hala bakkallarda bulmak mümkün ancak tadın değiştiği bir gerçek. Nerede eski? Oo, tadı değişmişse sıçarlar öyle işe. Bunu yediğin zaman böyle falan oluyorduk. O hala o etki yaratmıyorsa olmaz. Leblebi tozu bulunur. Tren yolda varmış, mutlu pazar paketlerinde. Toz kolayı ben bilmiyorum. Kentin. Kent. Ben böyle bir şey içmedim. Tam tank bunda ait. Tank'in yoktu ki öyle bir ürün oğlum. Tam tank'in toz şeylerini hatırlıyorum. Limon, mimon, portakal bir şeyler vardı ama kolası yoktu ki lan bunun. Ana ulan ne güzel eski günler ya. Aa Mavel'i hatırlıyorum. İlk yazıdan hatırlamadım ama görünce hatırladım. Çiklet. Artı 30 yaş grubu yazmaya üşeniyor. Yoksa buradayız kardeşim. Eyvallah. Bunu bana rahmetli anneannem ha bire verirdi. Bunda, bu şu sikke gibi görünen gold coin kafasında abire ne zaman gitsem böyle peçetenin içine koyardı bir de. Peçetenin içinde bana her zaman o kare sütlü çikolatalar, bitterler vardır ya. Onları verirdi böyle lüp 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 yerdim. Mekanı cennet olsun. Elma şekeri okey zaten. Hiçbir zaman da sevmedim bu arada. Çünkü elmaları genelde kötü olurdu. Geçen gün annem anlattı. Dedi ki senin yaratıcılığını şuradan çok seviyorum dedi. Bir gün okuldayken ben unutmuştum o anımı. Bir gün okuldayken şey demişler. Kendi oyuncağınızı, hayalini kurduğunuz oyuncağı ya da bir oyuncağı çizin demişler. Ben çizim yapıyordum ya. Ben de Kinder sürpriz yumurta çizmişim. Vermişim. Kadına demiş ki bu ne? Benim oyuncağım içinde demişim. Kadın bana tam puan vermiş. Aa, lanet olsun zekaya bak. Onu hatırlat. Onu annem hatırlatınca bir size anlatayım dedim. Bu da benim yani genelde pahalıdır ya. Pahalı olduğu için böyle çok nadir. Peder eve geldiği zaman böyle iki tane çıkartırdı benim. Tabii olayım oyuncağıydı onun. Çikolatasını da çok severim ayrı konuda. Hemen çöker onları koleksiyonu yapardım. Sonra bozdular kardeşim bunu. Bunu bozdular. İçinden abuk subuk oyuncaklar çıkmaya başladı. Takardık, birleştirirdik, oyuncak elde ederdik. Tek parça halinde çıkmaya başladı. Tadı kaçtı. Patlayan şeker hala var. Zararını hiç düşünmeden her yediğimizde ağzımızda bir de... Bak duyuyor musun? Bak bak bak. Böyle mal gibi duruyor. Meybuz. Tukan kardeşim bit pazarın olduğu semtte oturuyorum. Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı olursa her zaman yardımcı olurum. Bu arada... A101'de Gino satılıyormuş.
Dondurma evrim geçirmiş. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yemedim ben ya. Bu benden de. Bu fulle bilir bunu. Yoksa biliyor muyum lan? Hatırlıyor da gibiyim. Şemsiye çikolata. Bu da her zaman kuru yemişçilerin veya işte pastanelerin kasasının yanında duran o en son çikolatası bittikten sonra plastik sapını kemirdiğimiz. 15 yaşındayım ben biliyorum. Allah Allah. Bu bir tık daha elit. Gino. Demek ki bizim zamanımız değil kardeşim. Sizin zamanınızmış o. Hatırlamadığımız olmuştur değil zaten. Maşallah yani hiçbir şey hatırlamamışsınız ki. Çok çok hoşuma gitti şu an bu muhabbet ya. Dur bakayım, bizim Discord'dan katılmak isteyenler olur belki. Ben şuraya gideyim de gelen gelir. Yarısı hatırlamıyordur zaten bunları da. Başka ne vardır? Başka. Bizim geleneksel bir 6 ayda bir zaten 90'lar 80'ler şeyimiz oluyor. Baboli bilir hepsini. Dukan artık bunlar lüks oldu. Öyle. Eskilerden konuşalım. Çok oğlum, ben Amiga çocuğuyum lan. Amiga'yı siz bilir misiniz? Amiga. Bak benim ilk bilgisayarım. Bayağı bu benim için ilk bilgisayar yani. Biliyor musun? Bak ben bununla oturuyordum. Bütün gün oyun oynuyordum. Disketi takıyordum böyle amına koyayım. Şimdi diyeceksiniz abi fosil olmuşsun ama buradan disketi takıyordum abicim. Klavyesi, mouse'u pataküte zombi öldürüyordum. Bir sürü oyunu vardı, çok güzeldi ya. Aleykümselam Bilal emmi, ne yapıyorsun? Ya abi sen ne yapıyorsun? İyi, sesin çok uzaktan geliyor. Selamünaleyküm. Sen için yakınlaşabilirim. Oo, yakınlaş kardeşim. Aranızda Amiga'yı hatırlayan var mı lan? Merhaba. Evet. Ha nasıl evet ya? Dayımda vardı, ondan biliyorum. Çok iyiydi ya. Ulan şunu da aslında bulacaksın, çalıştıracaksın, oyun oynayacaksın. Ha, yayınını yapacağım bunun. Türkiye'de olmayan enteresan abur cuburlar. Geç. Ya 64 falan ayrı Murat abi. Onlar zaten efsanevi. Amiga'yı genelde hatırlamıyor insanlar. Ben o yüzden sürekli... Ya, gerçi bir dakika. Benimkisi Amiga 500 neydi lan? Bir dakika, ikisinin arasındaki farkı hatırlamaya çalışıyorum. Ben de çok net hatırlamadığım için söylüyorum onu. Oğlum zengin işi falan değildi bunlar. Bak harbiden zengin işi değildi ya. Bunlara erişebiliyordun. Bak hayatınızda görmeyeceğiniz, bulamayacağınız Legoları beni Almanya'dan böyle hani çikolata getirir gibi getiriyordu oğlum millet. Evet, Amiga 500 çıktı, 1000 çıktı, onları hatırlıyorum. Bak benim bir Legolarım vardı. Şu an ben Lego mağazalarına falan gittiğim zaman kanım donuyor. Böyle istasyonlarım vardı. Kendi pil takıyordun, gidiyordu, ışıklar yanıyordu. Böyle uzayda geçiyordum, ayın üstünde falan abuk subuk. Bunlarla biz oynayabiliyorduk mesela ki. Ben şimdi o zamanlar indiğim zaman ya para basan bir aile değildim oğlum, gayet normal. İşte kıt kanaat geçinen bir ortamda bu oluyordu yani. Ya Türkiye'den almıyorduk tabii çoğunu. Almanya'dan falan geliyordu da. O Legoların artıkları kutularda birleşirdi, ortaya dökülürdü oyunlarında. 70 defa anlattım, anlatasım gelmiyor amına. Şimdi dur bakayım. Ne yazsak çıkar lan? Discord. Bana hiç getiren olmadı. Aga be. Eski abur cubur mu? Eski abur cubur, eski oyuncak. Ne bileyim ya, böyle bir geçmişe gidesim geldi. Yaşlandı. 90'lar yaz abi bence ya. He? 90'lar yaz bence, çok eskiye inince. Ya o kadar eskiye inemeyiz zaten de. Kaset maset bunlar. 90'lar. Şimdi eskiden izlediklerimizi 90'lar oyuncaklar. Bunları falan izledik biz ya. Mickey filmleri falan çıkıyormuş ya. 90'lar evi. Dur bakayım. Üsküdar'daki bir oluşturduk. Kasa varsa buna ben aşkımı söyleyemem. Al sana link. Neymiş abi Murat abi? Antika pazarda ava çıktım. Aynı şey bu. Değil mi? Bir saniye. Su yüzüğü efsane.
Antika isimli videomuzda. Şimdi de videonik yani. Evet. Şöyle çevir. Bunu biliyorum abi, bunu durdurdum şimdi. Az önce açmıştım. Açacağım birazdan. Patatesi büyük boy almaya değer mi? Serdar Başkan ben. Değmez. Vintage Toys değil ya. Ben ne boy patates alırsam alayım her zaman gramajı aynı geliyor gibi geliyor bana. Üfürük diye bir şey vardı. Neymiş o? Sana video attım abi. Bak abi. İşte bak tülbentler ya. Yemin ediyorum en özlediğim şey ya. Şu tülbentle paraşüt yapmayı keşfettiğim andan itibaren o iki yılım inanılmaz fanteziyle geçti ya. Annemin tülbentlerini, anneannemin tülbentlerini çala 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 onların dört ucundan iplikle bağlayıp o ablamdan çaldığım Barbie bebekleri, Action Man'leri, onları bunları böyle amına koyayım bütün cadde bostana sallıyordum ya. Düşünsene o zamanlar hiç yüksek apartman yok. Hepsi 3 katlı, 4 katlı. Bir tane 22 katlı Mertkule diye apartman yapmışlar. O zamanlar önünden geçen herkes böyle bakıyor. 22. katında ve 17. katında da 2 tane arkadaşım oturuyor. Tülbent değil o ya. Ben şu an tülbente döndüm. Dur, tülbent o veya değil. Gidiyordum, çalıyordum. Bağlıyordum altına, koltuk altından bağlayıp bırakıyordum. O kadar güzel uçuyorlardı ki. Şimdi dronlar uçuruyoruz. Poşetle de olur ama tülbentin zevki başka oluyordu. Kaliteli oluyordu böyle. Oha, Bardic Games'in şey yeni mi geldi ya? Yuh. Mesela şu çamaşır makinesinde yoktu. Ben hiç görmedim bizde. Bu daha çok Amerika'da var bunlar. Var mıydı hiç böyle? Daha 80'ler olmuyor mu bu ya? Bu sen biraz daha eskidir tabii. Ama. Ben görmedim zaten ama. Zaten video 80'ler 90'lar. Ha, 80'ler 90'lar. Ben bilirim demiş Mutu abi. Aga be. Ooo, Singer devam. Tabanca mantarı. Feza. İçin yağmur, için yağmur. Abi şunlar, ay çok güzeldi ya. Tipitip mipitip neyse de. Dandy, hatırlıyorum bunu. Böyle bunlardan 5-6 paketi ağzına atarsın. Evet, sıkarak böyle ayırırdık biz bunu. Yani ağzımızda ısırıp böyle patlatırdık ambalajını. Bunu hatırlamayan yok. Bu hala benim tuvalette var, oynuyorum. Hala satılıyor bunlar. Satılıyor bunlar. Harbiden mutfaklarımız öyleydi ya. Ağlayacağım amına koyayım. Müzik iyiydi ya. Niye kesti? Telif. Telif yemiş. Harbiden. Aa bak. Perde olayı. Perde diyordum ben bunu. Perde zaten bunun. Ne başka bir adı var, varsa bilmiyorum da. Tokalar. Fıçık 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 fıçık. Bunu sokmaya çalışıyorduk diye hatırlıyorum şuralara. Aha, doğru. Taso. Taso budur. Bundan sonra çıkan tasoların hepsi yalandır. Bunlar aşınır aşınır. Bir poşet vardı bende. Rattara. Rattata. Bu ne lan? El örgüsü mü bu? Ne yani? Ne bu? Şey altlığı mı? Tencere altlığı. Peki tasoyu çıtlatmalı mı oynuyordun? Çarptırmalı mı? Çarptırmalı. Abi? Çıtlatma sonradan çıktı. Ey, böyle bildiğin bu işte yine Squid Game'deki gibi böyle vam diye vurup vurup. Çıtlatma da bir tık zordu ha. Pas pas. Ben onu o zaman şey değilim. Çıt, o şey değil mi? Çıt çıt diye vurdurup çeviriyorduk. Onu mu diyor? Aa, bunu mesela... Yine... Bunu herkes hatırlamaz.
Bu mesela GTA biraz... GTA'daki gibiydi. Fırlatıcı değil mi bu işte? Hayır lan, fırlatıcı falan değil. Bu bayağı... Fotoğraf dönüyor içinde. Fotoğraf dönüyor. Fotoğraf döndüren kamera. Bastıkça değişiyordu böyle fıçık fıçık. Abi bir şey diyeyim mi? Şu duvar rengi, yemin ediyorum, köydeki anneannem evinin duvar rengi. Öyledir oğlum zaten. Bak gripin. Hiç boka yaramayan bir şey bence bu. Psikolojik. Ya şarkıları güzel. Özür dilerim ben. Nasıl aklıma gelmedi benim ya. Parmağı ne batmasın diye. Sütçü. Sütçü değil abi bu. Sobanın üstüne konurdu, onunla duş. Hayır lan, bizde böyle süt dağıtıyorlardı mahallede, bununla amına koyayım. Hayır. Süt dağıtırlar da. Tamam işte, birçok şeyde kullanılıyordur canım. O sütçülerinki daha böyle kapaklı oluyor. Bunların ağızları çok kolay açılıyordu. Güm. Güm. Aman o medieval çağına dönme, dur. Gazlan. Aga be, mumlar var. Ona. Bu şişeden 15 bardak portakal var tabii canım. Evet. Ama modası geçti. Şişesinden daha keyifliydi bunlar. Evet, artı bir. Emzik şeklinde şeker. Hmm. Geç elma şekerini görünce, Kaprisan hala var. Patlatmasıyla meşhur. Gördük az önce. Sakız. Çocukluğumuzun silahı kardeşim. Lastikleri sarı olanlar vardı. Dandik oluyordu. Ya onu gidip biz şeyden alıyor. Eczaneden serum lastiği alıp çatır çatır yapıyorduk ya. En güzeli o ama. Tabii. Vix. Aga depozitolu şişelerde. Geri alırlardı elimizden. Çabuk için diye döverdi. Aga be. Vix kullanan var mıydı? Bu arada çok iyidir yani. O burunun altına. Hala kullanılıyor. Yani. Hala kullanılıyor. Koydun mu kendinden geçersin. 90'ların unutulmaz çizgi filmleri. Ben bunların çoğunu hatırlamam bu arada. Benim dönemimde Nickelodeon vardı. En meşhur olduğu dönem. Okuldan ortaokulda ilkokul, hatırlamıyorum hangi dönem, geldiğim zaman Nickelodeon'u açardım. Çatır çatır izlerdim. La 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 la. Bang bang, lucky you. Benzin çekip kafasını uçurdum hadi bana. Ua, ne çabuk geçmiş ya. Ya reis. Kemal Reis'in olayını biliyor musunuz abi bu arada? Ya bir sürü olay işte. Ne hangisini diyorsun? Ispanakla ilgili olanı. Ne söyle, hatırlayalım. Eski çağlarda, yani eski çağlarda dediğim, ıspanağın bu demirle alakalı bir oranını ölçen bir, artık profesör mü kimse, yani bir isim var onun da, onu hatırlayamadım. Yanına bir sıfır fazlasını attığı için ıspanağın gücü arttırdığı gibi bir şeye varılıyor. Bu Temel Reis de oradan çıkıyor. Normalde ıspanak normal bir sebze.
Ama yanına bir sıfır fazlalığını atıyor. Bunu bir araştır istersen. Temel Reis oradan çıkıyor. Ben de diğer şeyi anlatacağım. Yanlış ölçüm yapıyor, evet. Kardeşim bizim için ıspanak ye böyle Temel Reis gibi güçlü olurdun diyorlardı bu. Sebze yedirmenin bir yöntemi. Hiçbir zaman da yemezdim. Sen ne diyorsun Kordi? Bu Temel Reis'in yediği şey ıspanak değildi diye anlatıyorlardı bize de. Evet, onu ben de biliyorum. Onu çok yayında anlatmaz inşallah diye içimden dolayı. Ama sonra ıspanak şey oldum yani, müptelası oldum büyüyünce. Genelde hep söylerim, açken denk geldiğinde aa güzelmiş lan diyorsun, öyle kalıyor. Yetkililer ya. Pembe Panter. Ne demiş, 90'larda, 90'lardaki bütün çocuklar aynı şekilde yetişmiş. Zengin de fakir de ama şimdi maalesef çocuklar arasında bir de sınıf farkı var. Yaş 32 oldu. Öyle vallahi, bunu hep nostalji günlerinde konuşuyoruz yani. Herkes birbiriyle geçinirdi bir şekilde. Puşt, evinde McDonald's'ı olan şerefsiz. Köpeğinin adı Dolar'dı değil mi abi bunun? Oo. Bir dakika. Abone. Bunda mı kedi vardı ya? Bir tane meşhur. Hangi karakterde, kötü karakter yanında kedi vardı ya? Bunda vardı. Gargamel diyorsun. Gargamel yok yok, bunda da vardı. Scooby Doo. Şirinleri koyarlar illaki. Ne göt etmişti arkadaşım Ninja Turtles oyuncuları. Aha. Hayalet Avcıların çizgi filmini geç. Film, o eski filmini izleyin abi, izlemediyseniz. Yani tabii ki yeni nesil böyle bu ne amına koyayım diyecek ama bizim için çok büyük filmdi o. Bunu izlemedim herhalde hiç. İzledim. İzledim. Casper. Bunun da tonlu hikayesi var ya. Abi şey değil mi? Ölmüş çocuk falan. Ha. Bu ne amına koyayım? Bu ne ya? Aga be, kanın içinde savaşıyorlardı bunlar. Aşıyla evet, falan bu savaşıyorlardı. Adını vermek istemeyeceğimiz bir kanalda sonra Türkçe yayınlanmadı mı ya? Türkçe yayınlandı ama hangi kanalda hatırlamıyorum. Ben böyle bir şey bende yok. Kanal neye veriyordu bu yara pazar günleri sabah? O da bende yok. Ne ki ya? Haydi, haydi. Mesela bu çizgi film sarmıyordu beni. Ben izlemiyordum. Biliyorum tamam mı? Aha. Yazık, o tilki ne acılar çekti ya.
Ne çekti lan harbiden? Welcome to a land that's way under down under. The sky's always yellow in rain or shine. Down to Tasmania, come to Tasmania. When Topsy meets Tubby, they start to spin like a Tasmanian devil and his closest kin. Down to Tasmania, come to Tasmania. Ne Teletubbies mi bu? Allah kahretmesin. Uzaklardan, tepelerden aşağı. Teletubbiler oynamaya geliyorlar. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Duyan tatlım bizlere burada tüm dostlarım. Evet bir korkuşluk var onda ya. Bunu da izlemezdim. Bu çizgi filmin de sıkı sıkı olur ya. Hayır. En aşık olduğum çizgi filmdir bu arada. Her bölümünü izlemişimdir. Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derdi. Affetmem. Aa şeyi koymamış. Yu-Gi-Oh. Oğlum Yu-Gi-Oh Beyblade o dönem yok muydu ya? Sonra mı çıktı? Yu-Gi-Oh bunlardan çok daha eski değil mi ya? Pokemon'dan falan. Yok. Sanmıyorum ya. Bilmiyorum. Allah ya bunlar değil, bunlar değil. Nerede bizim dönemin? İşte gel bakayım. Herkese bak arkadaşlar. Poker Show Nine Tails. Allah'ım ya Rabbim, tüylerim diken diken şu an. Of ne para harcıyordum bunlara ya. Parlıyor, parıl parıl ya. Bak zemin falan da parlıyor ha. Dikkat yıl var. Geç bunları geç, bunları geç. Logosu var ama 62 numaralı kart. 62'li set yani. Bu nasıl mesela bak bunun HP'sini falan çok 62 demiş doğrusu. Pokemon kartları bunlar. Bunlar kırtasiyelerde satılırdı. Böyle ambalaj içerisinde. İçinden hep bir parlak çıkarmaya çalışırdık. Aslında o zaman da kutu açma mevzusu varmış ya. Giderdik abi alırdık. Ben de bunun klasörü vardı. Böyle Pokemon kartlarını takabildiğin jelatinli sayfalar. Koleksiyondu o. O zamanlar taşak oradan başlardı yani. Benim Pokemon kartlarımı gördün mü sen falan. Ben hiçbir zaman... Pavya falan satanlar var. Evet evet ama ben hiçbir zaman oyununu oynamadım. Takasa giderdik hep. Oyunun oynamam yani. Ben biriktirirdim sadece hava yapardım işte. Bende 4 tane Charizard var. Pezemek siktir lan. Bende Blastoise'den 7 tane. Böyle boş boş gezerdik. Yani 130 kartlık bir set. Durmuyor ya 2019 yılında 103 tane kart 107 bin dolara satılmış. Satılmıştır. Onun delilleri vardır. Arkadaşlar ve şu Vaporeon yazısına bakar mısın ya? Hani yok Vaporeon mu hiç böyle Pokemon kart paket? Aa, bu bizimkilerden mi? Dur bakayım. Ulaştı arkadaşlar. Ya giriş. Nagane'den. Hatırlamıyorum ambalajlarını. Pancham, Dewpider, Fire type enerji. O Yuxi çok iyi. Bulduk. Abi süper. Mesela hiç incelemedim şeyi bu arada. Crusher Wake. O Azelfi de bulduk. Abi süper. Mrs. Treasure. Zatımız. Poipoxin. Anlaştık yapmayalım. Aynen. Haydi bakalım. Üf üf bize şans getir diyoruz. Shiny diyoruz. Ve Greninja paketiyle. Bunlar yeni ya. Diyorum. Şöyle bizde ultraları bulsak döşesek şöyle 6-7 tane ultra tasarımları görmüyorduk. Gerçekten senin az önce izin şeyi yapıyordum. Ne o? Parlak var mı diye mi? Hayır hayır Pokemon kutu açılışı yapıyormuşuz biz de zaten. Öyle öyle. Bir de bunları gidip işte böyle taktikleri vardı bizde. Onları böyle belirli bir kalınlıkta kırtasiyeciler döverdi bizi. Tokatlarlardı cidden. Biz köşeye geçerdik. Onları böyle amına koyayım bunun içine kesin parlak var deyip
Her zaman da çıkmazdı bu arada.